Keşke bu dünya üzerinde suç işlenmese, keşke hiç böyle negatif olaylar olmasa da biz burada hep konser haberlerini konuşuyor olsak. Keşke. Tabii canım. Vallahi o kadar hasret kaldık ki güzel haberlere işte, ama kendini çok başka bir noktada görüyorlar. Allah yardımcıları o yüzden olsun. Sanatçılarla peki. Açılış yapıyorlar. O yüzden açılışlarına basın davet ediyorlar. Prim şey yok ya, basının değeri yok ya. O yüzden. Şimdi herhalde. Söylemezsem olmaz, Ender Saraç dosyasında yeni detaylara ulaştı. Saraç'ın oğlunun çocuk izlem merkezi raporunu açıklıyoruz. Buyurun. Olay olay olay. Söylemezsem olmaz, Ender Saraç dosyasını açıyor. Ender Saraç'ın oğlunu taciz ettiği iddiasıyla ilgili davada olay detay, şok olacaksınız. Müzik. 13 yaşındaki oğlu Mikail Saraç'ın çocuk izlem merkezinin raporuna ulaştık. Raporda neler yazıyordu? 13 yaşındaki Mikail, babası Ender Saraç hakkında ne itiraf etti? Tacize uğradı mı? Zorla banyoya sokuldu mu? Özel bölgelerine sürekli olarak krem sürüldü mü? Tüm iddialar doğru mu? Sarımsak çayı, sosyal medyada tarifim var. Orada sarımsak çayı da bayağı yağları yakmaya yardımcı olur. Sağlıklı tarifler verdi. Açıklamalarıyla Türk insanını bilgilendirdi. Yıllarca Türkiye'nin canlarını teslim ederken bir kez bile düşünmediği isim oldu. Fakat Doktor Ender Saraç hakkında son günlerde öyle haberler çıktı ki adeta şoke olduk. Ender Saraç ve Benan Saraç arasındaki çekişmeleri, cinsel istismar ve boşanma davası deprem etkisi yarattı. Ender Saraç'ın gizemli bir erkekle duşta birlikte olduğu iddia edilen görüntüler deprem etkisi yarattı. Ender Saraç, eşi Benan Saraç'ı bir erkekle mi aldattı? Bu görüntüler yetmezmiş gibi bir de Ender Saraç'ın 13 yaşındaki oğluna taciz girişimlerinde bulunduğu iddiaları infial yarattı. Oluyordu. Ender Saraç yıllarca göz mü boyamıştı? Güvenilir bir imaj çizen Saraç'a tepkiler çığ gibi büyüyordu. Olduğunu saklayıp aslında evlenen kadınların başını yakan. Ender Saraç'ın 13 yaşındaki oğluna taciz edip etmediği merak edilirken gözler Mikail Saraç'ın babası hakkında çocuk izlem merkezlerine vereceği ifadeye çevrilmişti. Söylemezsem olmaz, o detaylara ulaştı. Mikail ifadesinde şu şekilde babasının yaptıklarını anlatıyordu. Ender Saraç'ın Benan Saraç'a sık sık saldırdı. Arka ve ön özel bölgelerinin sık sık Ender Saraç tarafından temasa uğradı. Kötü kokuyorsun deyip kendisini sık sık duşa soktu. Duşa girdiği zamanlarda babasının da hep peşinden geldiği ve arka bölgesini uzun süre ovalayarak krem sürdü. Rahatsız olduğunu söylediğinde ise Ender Saraç'ın ben doktorum dediği, babasının evde sürekli çıplak gezdiği, uygunsuz içerikli filmler açıp birlikte izlemek istediği, babasından şikayetçi olmak istemediğini söylemekle birlikte bir keresinde de arka özel bölgesini kremlediğini ve daha nice kan donduran ifade vardı. Peki şimdi ne olacak? Bu ifadeler mahkemeye nasıl yansıyacak? Ender Saraç'ı ne bekliyor? Ender Saraç ceza alacak mı? Alacaksa ne kadar ceza alacak? Para cezası mı? Hapis cezası mı? Hapis cezasıysa kaç yıl? Ender Saraç'ın bir planı var mı? Avukatı Altın Mimir aracılığıyla bir adım atacaklar mı? Yoksa kara kara mahkemeye mi bekleyecekler? Biz bu işin içinden çıkamadık demiştik. Bu işin içinden ancak çocuk izlem merkezinden gelecek olan pedagog raporları bir kanıt sunacak demiştik ki maalesef kan donduran cümlelerle karşı karşıyayız. Babasının özel bölgelerine
temas ettiğini söylüyor ve cinsel içerikli videolar izlettiğini açıklamış oğlu, 14 yaşındaki evladı. Ve çocuk bundan rahatsız olduğunda da ona ben doktorum diyor. Evet. Şimdi biliyorsunuz değil mi, bu şüphe ortadan kalkmadan Ender Saracın tutuklanması ve ceza alması olası. Evet, suç ispat edene kadar ceza verilmiyor ama suç iddiası eğer yasaklı madde ve cinsel istismarsa bunun hiç sorgusu olmadan ceza alma ihtimali çok yüksek şu anda. Şimdi bunu çok iyi bilen karşı taraf bunu kullanıyor olabilme ihtimali olduğu için zaten bu kadar acı bir konuyu irdeleyerek konuşuyoruz. Yoksa bu masaya geldiği an bu konu hepimizin burada pençeleri sonuna kadar çıkar. Gerçekten Ender Saracın içinden geçerdik. Ama konuda bir dava, bir boşanma süreci yaşandığı için, problemli bir evlilik olduğu için de tabii ki muhakememizi çok adaletli ve enlemesine boylamasına yapmak zorunda kalıyoruz. Zamanlamasından dolayı değil mi? Haberlerin evet. Peş peşe oldu. Yani şimdi zaten şöyle bir durum var. Bu çimde çocuk izleme pedagog eşliğinde ifadeler verirken, bu çocuğun ifade verilirken camın arkasından avukatlar ve savcılar çocuğu izliyorlar. Çocuğun ifadesinin gerçekliğine daha karar verilmedi. Yani çocuk aynı şeyleri çimde tekrar etmiş olabilir ama oradaki savcı, oradaki o pedagog ve izleme görevlileri o çocuğun vücut dilinden gerçekleri mi söylüyor, öğretili bir beyan mı veriyor, algılayacak ve ona göre zaten tespitte bulunacaklar. Bak onu okuyayım. Tam bu dediğini okumak zorundayım. Mağdur vekili adli görüşmeciden soruldu. Çocuk ile yapılan görüşme özetle tutanağa bağlanmıştır. Görüşmeye ilişkin ses ve görüntü kaydını içeren DVD kaydı ilgili zabıt katibine teslim edilmiştir. Mağdur çocuğun görüşmede iletişime açık olduğu, dil ve konuşma becerilerinin, bilişsel kapasitesinin yaşıyla uyumlu olduğu, gerçek yalan tanımı yapabildiği, iyi kötü dokunmayı ayırt edebildiği, kişi, yer ve zaman oryantasyonu kurabildiği, çevresel detaylara yer verebildiği, doğal, spontane ve samimi anlatımları olduğu gözlenmiş olup beyanlarının adli görüşmenin amacına uygun, geçerli ve güvenilir olduğu kanaatine varılmıştır. Yani bu ifadesinde bilinçli olduğu özetlenmiş. Çocuğun doğruları söylediği. Bilinci yerindeyken. Çocuğun doğruları söylediğine etki uzmanlar. Etki altında değil. Evet. Evet. Yani bu durumda şu anda söyleyeceğimiz kelimeler artık çok daha şimdi kontrollü karşı tarafın olmalı. Bir şey daha söyleyeceğim abi, sana bırakacağım. Tabii. Yine enine boyuna değerlendirmemiz gereken bir konu var ya. Şimdi bu çocuk 14 yaşında değil mi? Kesin eminiz 14 yaşında olduğundan. 13 deniyor şeyde. 2010 doğumlu. Evet. Onu söyleyelim. 2010 doğumlu. Katiyen tekrar altını çizerek belirtmek zorunda kalıyorum yaptığınız yorumlardan. Herhangi bir aklama durumundan değil, enlemesine, boylamasına değerlendirme yapmaktan kaynaklı olarak şunu da söylemek istiyorum. Şimdi bu adam Ender Saraç sağlık adamı ya. Evet. Bu çocuk da 13-14 yaşında cinselliği yeni yeni keşfetmeye başladığı dönemlerde olduğu için bir erkek çocuğuna baba cinsellik konusunda bazı öğretilerde bulunuyor olabilir. Zaten el yordamıyla çocuklar öğrenmesindense ebeveynler veya eğitimciler tarafından bazı konularda yönlendirilmesi zaten aslında sen doğru rapor, olabilir. Sen raporu oku. Raporu okumamışsın ama. Ancak raporda böyle anlatılmıyor. Raporda çocuk böyle anlatmıyor. Ama ben şu anda... Ama raporu okuman lazım bunları söylemek için. Kanaatimi konuşmuyorum bak. Bak ama raporda öyle detaylar var ki. Sen anlamazsan beni izleyici nasıl anlayacak Bilal abi? Bak çok hassas bir şey konuşurken rica ediyorum beni bölme. Lütfen. Çünkü çok hassas tamam, bir konu. Devam et lütfen. Yani ben burada hüküm sürmüyorum. Diyorum ki burada çocuk hasta olabilir, affedersiniz fitil sokuyor olabilir. Cinsel konuda baba olarak bir eğitim veriyor olabilir ve bu çocuk tarafından yanlış anlaşılmış olabilir diye inanmak istiyorum ben. Çünkü artık o kadar çok bu konuda insanları empoze ediyorlar ki çocuklar da normal abisi ablası bile kafasını okşasa ah beni taciz etti diye dikkat çekmeye başlayabilirler. Bu konuları çok doğru irdeleyip çok doğru çocukları analiz edebilmemiz lazım. Özellikle bu zaman diliminde. Şimdi bu rapor, ben bilmiyordum bu raporu.
kanım dondu. Bu eğer kesinse zaten şu saatten sonra konuşulacak bir şey yok. Ender Saraç için geçmiş olsun diyeceğiz. Tabii, başka şimdi, bir şey yok yani. Şimdi bir virgül rapor... koyalım, kısa bir reklamımız var. Ama daha var. Konuşamadım ardından ki. Konuşamadım ama yani. Lütfen sonrasında. Yani. Şimdi bu Çim raporundan sonra bakalım Ender Saraç ne kadar ceza alacak? Avukatı, Benan Saraç'ın avukatı Yücel Önder'in ifadesine göre en az 20 yılla yargılanacak diyordu. Evet, bize bağlandığında öyle söylemişti avukat ve ben şunu düşünüyorum. Benan Hanım ve avukatı ve Benan Hanım'ın tarafı her gün Ender Saraç ne zaman tutuklanacak diye, hangi saatte tutuklanacak diye bekliyorlardır diye düşünüyorum. Hele ki böyle bir rapordan sonra, raporu bizim size anlatmamız, okumamız mümkün değil. Mümkün değil çünkü içinde evet. Öyle terimler, öyle cümleler, öyle ifadeler ve çocuğun öyle anlatımları var ki ve sorulan bazı sorular da çok enteresan. Yani burada bu rapora baktığınız zaman maalesef bu taciz, suistimal iddiasının doğru olduğu anlaşılıyor. Ama tabii ki buna karar verecek olan korkunç yargıdır. Bir şey ya. Raporda benim dikkatimi çeken bir ayrıntı çocuklarımız için çok önemli. Cinsel istismara uğradığını nasıl anladı ne söylüyor çocuk? Okulda aldığı eğitimle babasının kendisine bu davranışlarının banyoya sokup yaptığı bu davranışlarının taciz olduğunu anladığını söyledi çocuk. Yani bu okuldaki eğitim, okullarda çocuklarımıza verilen eğitim çok çok önemli. Aile bir yerde yeterli olamayabilir ama okullardaki demek ki bu konuda ne anlatılıyorsa aferin, helal olsun öğretmenlere, milli eğitim sistemine ve okulda öğrendiği için. Şimdi şu soru da aydınlandı arkadaşlar. Ben hep diyordum ya avukata, neden savcılığa gitmediniz, neden savcılığa gitmediniz, çocuk okulda anlattı diye. Demek ki çocuk okula güvenmiş, okulda öğrenmiş bunun taciz olduğunu, öğretmenlerinin anlatımından anlamış babasının kendisine yaptığının taciz olduğunu. Onun için öğretmenlerine açılmış. Evet, yani onu da anlamış olduk bu rapordan. Şikayetçi değilim diyor babamdan, değil mi? Öyle diyor raporda ama. Raporda şikayetçi değilim diyor babamdan. Öyle diyor ama yani tabii ki artık bu yani annesi şikayetçi, kamu şikayetçi, zaten kamu davasına dönüşür. Kişisel şikayetler de söz konusu ve yani. Şu anda evet. Benim tek artık ne Ender Saraç ne Benan Saraç hiç umurumda değil. Bu evladımız için tüm toplumsal olarak bu çocuğun kendini kötü hissetmemesi adına özellikle okuldaki arkadaşlarının velilerine buradan sesleniyorum. Çocuklarınızı özellikle bu arkadaşına karşı daha sahiplenici, kendini iyi hissettirici tavırlarda bulunması için lütfen empoze eder misiniz? Çünkü sizin çok göreviniz var burada. Bizi belki o şu anda izleyemiyordur ama arkadaşlarının annesine özellikle evet. Sesleniyorum. Sakın onu dışlamasınlar. Evet. Onu daha çok sakın sahiplenip ergen çok daha böyle içselleştirip kendini iyi hissettirecek evet. Şeyler yapsınlar. Bu nereye gider bilmiyorum. Birilerini mi ayarladılar, böyle şeyler çıktı bilmiyorum. İnanmak istemiyorum. Ulan hep çocukları oluyor o ya. O yavrunun psikolojisi için vallahi, lütfen özellikle an, size rica ediyorum. Ulan kapatalım hep çocukları yayını. Oluyor. Yarın 8.45'te hep çocukları oluyor olacak. Ya. Dilan Polat'ın çocuğu, Nesrin Gülger'in çocuğu, Ender Saraç'ın çocuğu. Çocukların ne kabahati var.